Sardes Savaşı. İki ordu Sardes kentinin önünde uzanan o uçsuz bucaksız ve çıplak ovada karşılaştı. Hilos ırmağı ve başka ırmaklar akar burada. İçlerinde en büyüğü olan ve kutsal anaya adanmış bulunan Didymon dağında çıkan ve Pukaya yörelerinde denize dökülen Hermos ırmağına karışırlar. Kuroş, savaş düzenine geçmiş olan Lidyalıları görünce bunların atlarından ürktü ve Medyalı Hargabos'un sözünü dinleyerek şu tedbirleri aldı. Ordunun peşinden gelen ve yiyeceklerle öbür şeyleri taşıyan develerin hepsini bir araya toplattı. Yüklerini indirtti. Üzerlerine süvari askerleri bindirtti. Bu hazırlık tamamlanınca bunları Krysos'un atları üzerine sürmek için verdi. Ordunun geri kalanı bunların arkasındaydı. Piyadeler buyrultuya göre develerin arkasından yürüyeceklerdi. Onların arkasında da tüm atlı birlikler sıralanmıştı. Herkes yerini aldıktan sonra karşı koyacak olan Lidyalıların aman vermeden öldürülmesini, yalnız Krysos'un hatta çevresinin sarıldığını görüp kendisini savunsa bile öldürülmemesini buyurdu. Buyruklar böyleydi. Atlara karşı çıkan develerin çıkarılması şundandı. At deveden korkar. Ne görmeye ne de kokusuna dayanabilir. İşte Kuroş, Lidya'nın mucizeler beklediği parlak süvarisini hiç indirmek için bu ustalıklı çareye başvuruyordu. Savaş başlayıp dağıtlar develerin kokusunu alınca ve onları görünce Krysos'un bütün ümitlerini kırarak ters yüz ettiler. Bu hali gören Lidyalılar hiç de korkuya kapılmadılar. Bineklerinden inmediler ve yaya olarak yürüdüler Perslerin üzerine. İki tarafında ağır kayıplar oldu. Sonunda Lidyalılar savaş alanından çekildiler ve kale duvarlarının arkasını kapattılar. Persler kenti kuşattılar. Lidyalılar kuşatılmışlardı. Krysos baktı ki kuşatma uzayacak, müttefiklerine yeni haberciler koşturdu. Daha önce gitmiş olanlar 4 ayın sonunda Sardes önünde bulunanları için haber götürmüşlerdi. Yenileri ise kuşatmayı haber verecekler. Yardımın en kısa sürede gelmesini isteyeceklerdi. Krysos bütün öbür müttefikleri gibi Lakedemonluları elçiler yollamıştı. Ama tam o sıralarda Spartalıların kendilerinin de Tireya denilen yerden ötürü Argoslularla başları belaya girmişti. Burası Argos toprakları içindeydi ve Lakedaimonlular el koymuşlardı. Batıya doğru uzanan ülke ta Malea burnuna kadar hep Argoslulardı. Ve aralarındaki bu topraklar ana karadaki topraklara, yani buralara, Kitara ile birlikte öbür adalarda eklenildi. Argos toprakları koparılan kentin yardımına koştu. Karşılıklı konuşmalar başladı. İki yandan da üçer yüz savaşının dövüşmesi üzerine anlaştılar. Kim kazanırsa onun olacaktı Tira. İki ordu kenti sınırlarına kadar geri çekilecek. Dövüş sırasında orada bulunmayacaklardı. Kendi adamlarının kaybetmekte olduğunu görüp yardıma koşmasınlar diye. Karar verilince birlikler uzaklaştılar ve her iki yandan seçilen üstün savaşçılar dövüşe başladılar. Dövüş eşit değerde olduklarını meydana çıkardı. 600 yiğitten 3 kişi katıldı. Kaldı ayakta. İki Argoslu Alkenor ve Kiaramios ve Lakedaimonlu Otriades. En son bunlar kalmıştı ki gece çöktü.
O zaman iki Argoslu kendilerini kazanmış sayarak Argos'a koştular. Ama Lakedemionlu Otriades Argoslu ölülerin silahlarını topladı. Kendi konak yerlerine götürdü. Sonra gelip dövüşteki yerini aldı. Ertesi gün iki ordu savaşın sonucunu görmek üzere geldi. Önce iki tarafın ikisi de başarıyı kendisine mal ediyordu. Biri geriye benden daha çok adam kaldı diyor. Öbürü de bu kalanların kaçtıklarını, oysa kendi şampiyonun yerinde kalarak düşman ölülerinin silahlarını topladığını ileri sürüyorlardı. Sonunda bu çekişme bir karışıklığa yol açtı. İki yandan da ağır ağır kayıplar verildi ve Lakedemionlular üstün çıktılar. İşte bu dönemden başlayarak ki Argoslular saçlarını kestirmişlerdir. Daha önceleri görenek saçlarını uzatmalarını gerektiriyordu ama şimdi lanetler yağdırıyorlardı. Treya geri alınana kadar hiçbir Argoslu saçını uzatmayacak. Karıları da altın takılar takmayacaklardı. Lakedaimonlular ise bunun tersi bir karar almışlardı. O zamana kadar kısa olan saçlarını uzatacaklardı. 300 adamlarından geri kalan tek kişiye, Otriades'e gelince derler ki bütün silah arkadaşları ölüp de bir tek kendisinin kalmış olması ağrına gitmiş. Geri dönmektense aynı yerde Tira toprağı üzerinde kendisini öldürmüştü. İşte tam bu olayların orta yerinde Sardes elçisi geliyor Spartalılardan kuşatılmış olan Kaisos'un yardımına koşmalarını diliyordu. Elçiyi dinleyen Spartalılar başlarındaki belaya rağmen yardıma koşmak için hazırlığa giriştiler. Hazırlıklar bitmiş, gemiler yola çıkacak duruma gelmişken bir başka haber geldi. Kent düşmüş. Kaisos canlı olarak ele geçmişti. Bunu büyük bir felaket saymakla beraber hazırlıkları da durdurdular. Sardes'in düşüşü. Sardes şöyle ağlamıştı. Kuşatmanın 14. gününde Kuroş ordunun içinde atlılar dolaştırdı. Siperleri ilk olarak aşacak olana ödüller vereceğini duyurdu. Herkes denedi ama kimse aşamadı ve hepsi de bundan vazgeçti. Bir tek Hiroyades adında bir Mardiyalı Akropol'e bir köşesinden ulaşmaya çalışıyordu. Orada nöbetçi yoktu çünkü oradan bir saldırı yapılabilecek korkusu yoktu. Dimdik iniyordu, saldırı yapabilecek bir yer değildi. Sardes'in eski kralı Meles odalığından olan aslanını bir tek buradan geçirmemişti. Eğer demişlerdi Telmesos bilicileri, bu aslan siperlerin çevresini bir tamam dolanırsa Sardes alınamaz. Meles Akropol'e çıkan her yerden geçirmişti hayvanı. Yalnız bu yanı önemsememişti. Çok dik bir saldırı buradan gelmek istemişti. Burası kentin Tmolos'a bakan yönüdür. Lidyalı bir asker düşen başlığının peşinden bu bayırı inmiş, başlığı almış. Sonra yeniden yukarı tırmanmıştı. Bizim Mardiyalı Hiroyades bunu görmüş ve aklı buna takılmıştı. Kafasında evirip çevirmişti. O gün kendisi de tırmanmayı başarmış. Öbür Persler de onun gibi tırmanmışlardı. Kale bedenlerini yeteri kadar adam aşınca Sardes düşmüş ve yağma edilmişti. Kaisos'a gelince başına gelen şuydu. Bir oğlu vardı. Daha önce de söylemiştim, genç bir adam. Bütün erdemlere sahip ama konuşamıyor. Göz kamaştırıcı eski günlerindeyken Kaisos bunu iyileştirmek için elinden geleni yapmış. Bin çeşit çareyi denemiş. Bu arada Delphoi Oraklin'e de başvurmuştu. Pitya ona şu cevabı vermişti. Lydia'nın güçlü kralı. Hiç de ihtiyatlı değilsin.
sarayında işitmeyi isteme çocuğum. Duymayı o kadar özlediğin sesimi. Çevreni saran şimdiki sessizliği daha hayırlı olur. Zira o acılı bir günde konuşacak. Kentin düştüğü gün kendisini tanımayan Persler onu öldürmek için üzerine doğru yürüyordu. Chrysos bunu görünce ama felaket öyle çokmuştu ki üzerine korunmaya değmez sayıyordu kendisini. Ölüm bir hiçti artık onun için ama oğlu o dinsiz Pers'in gelişini gördü. Üzerine çöken korku ve acı tutuk dilini bağlayan ipleri kırdı ve Chrysos'u öldürme diye bağırdı. İlk olarak konuşuyordu ve artık ömrü boyunca da dili çözülmüş oldu. İşte böyle ele geçirdiler Persler sadesi ve Chrysos'u. 14 yıllık bir saltanattan sonra 14 günlük bir kuşatma sonunda onların eline düştü canlı olarak. Ve böylece yerle bir etti bir büyük imparatorluğu. Oraklin dediği gibi yani kendisininkini. Persler tutsağı Kroş'a götürdüler. Kroş odun yadırdı. Üzerine zincire vurulmuş olan Chrysos'u çıkarttırdı. İki yanında iki kere yedi Lidya çocuğu yer almıştı. Kroş bunları bir ganimet sunusu olarak tanrılara kurban etmek mi istiyordu? Bir ada vardı da onu mu yerine getirdi? Yoksa Chrysos'un dinine ne kadar bağlı bir insan olduğunu öğrenmişti de gelsin bakalım tanrıları da onu diri diri yanmaktan kurtarsınlar diyerekten mi çıkarmıştı odunu yerin üzerine? Neden olursa olsun o böyle yaptı diyorlar. Ve ekliyorlar. Chrysos odun yığınının üstünde ayakta durmuş. Böyle tam bir felaketin ortasında solunu düşünecek zaman bulabilmiş ve şu sözün tanrısal anlamını kavramıştı. Hiçbir canlı mutlu değildir. Bunu düşünmüş göğsünden derin bir inilti yükselmiş ve karanlık bir dilsizlikten çıkarak üç kez solun diye bağırmış. Bunu işiten Kroş adamlarına buyurdu. Chrysos'tan sorunuz bu. Çağırdığı kimdir? Diye. Bunlar odun yanına yaklaşıp sordular. Chrysos bir süre sustu, cevap vermedi. Sonra kesin bir emir üzerine şunları söyledi. Bir adam ki dünyayı yöneten kişiler onunla konuşabilmiş olsalardı, bu benim için büyük hazinelerden daha değerli bir şey oldu. Bu sözlerden bir anlam çıkaramadılar ve bu sözün ne demeye geldiğini söyletmeye çalıştılar. Yakasını sıyıramadığı sıkıcı sorulara karşı Atinalı Solon'un nasıl geldiğini gördükleri karşısında nasıl şaşırdığını, onu nasıl bir söylevle küçük düşürmüş olduğunu ve olayların nasıl onun aslında kendisine, Chrysos'a değil, daha çok bütün insanlara özellikle kendilerinin mutlu olduğuna inanan insanları yönetmiş olan sözlerine hak verdiğini bir bir ve içtenlikle anlattı. Chrysos bunları söylediği sırada ateş verilmiş odun yığını uçtan uca alev olmaya başlamıştı. Ama tercümanların dilinden bu sözleri dinleyen Chrysos'un Kroş'un yüreği sızlamıştı ve düşünüyordu. Kendisi de bir insandır ve yakmak için diri diri ateşe verdiği adamın zenginlik bakımından kendisini kıskanacak bir şey olmamıştır ve bir gün kendi başına da böyle bir şey gelebileceğinden ürkmüştü. Çünkü dünyada insanoğlunun güvenebileceği hiçbir şey yoktu ve ateşin hemen söndürülmesini Chrysos'un ve arkadaşlarının odunların üstünden indirilmesini emretti. Ama bütün uğraşlara rağmen ateş söndürülemiyordu. O zaman diyor Lidya hikayeleri. Kroş'un davranışındaki değişikliği fark eden ve herkesin ateşi söndürmeye çabaladığını ama başaramadığını gören Chrysos yüksek sesle Apollon'un yardımı çağırmaya başladı. Ona sunmuş olduğu güzel sunular yüzüstü hürmetine bugün kendisine yardım etmesini tehlikeden kurtarılmasını yalvarıyor. Ve böylece gözleri yaşlar içinde Tanrı'ya yakarırken durgun havadan hiçbir esinti olmayan açık ufuktan bir bulut koptu.
Bulut yarıldı, sel gibi yağmur indi ve ateşi söndürdü. Kuroş bununla anladı ki Kroysos'un tanrılar katında değerli tutulan erdemli bir kişidir. Onu indirtti ve sordu. Kroysos, kim sana söyledi benim topraklarıma saldırmayı ve benimle dost yerine düşman olarak karşılaşmayı? Kral, dedi Kroysos, bunu yapan senin iyi talihin ve benim kötü talihimdir. Kabahat senin üstüne yürümek gibi, kendini beğenmiş diye bana veren inanların tanrısındadır. Çünkü kimse barış dururken savaş sıcağı kadar deli değildir. Barışta oğulları babalarını güvenler. Savaşta babalardır oğullarını mezarlar. Ama şüphesiz öyle olmazsa hoşuna gidiyordu tanrılar. Böyle oldu konuşması. Kuroş onun bağlarını çözdü. Yanına oturttu ve onu pek iyi, pek hoş tuttu. Kendisi ve çevresindekiler ona hayranlıkla bakıyordu. Kroysos düşüncelere dalmıştı, sesi çıkmadı. Sonra dikkatli Lidyalıların kentini yağma eden Persler'e kaydı. Kral, dedi, şu gördüklerim karşısında aklıma gelenleri söyleyeyim mi? Yoksa susayım mı? Kuroş istediğini, istediği gibi söyleyebileceği cevabı verdi. Ve Kroysos'a, ona sordu. Bu kalabalık ne yapıyor böyle canla başla? Senin kentini bildi. Kuroş yağma ediyorlar. Varını yoğunu paylaşıyorlar. Kroysos cevap verdi. Yağma ettikleri benim kentim, benim varlığım değil. Bunların hiçbiri benim değil artık. Yağma ettiklerinin, alıp götürdüklerinin hepsi senin malı. Bu gözlem karşısında Kuroş tasalandı. Yanındakileri savdı ve ondan şu durum karşısında kendisi için en yararlı olan yolun hangisi olabileceğini sordu. Madem ki Kuroş, tanrılar beni sana köle olarak verdi, benim görüp de senin göremediğin şeyi sana bildirmem gerekir. Persler düzen tanımaz, yaratılışları gereği yoksuldurlar. Eğer onları bu hazineleri ceplerine atmalarına seyirci kalırsan, başına gelecek olan şudur. İçlerinden en çoğu kapak kimse, belki senin karşına dikilecektir. Şimdi eğer beni dinlersen şöyle yap. Kapılara kendi adamlarından seçilmiş nöbetçiler koy. Hazineyi dışarı çıkarmak isteyenlerin ellerinden alsınlar ve desinler ki bunların onda biri Zeus'a ayırmak gerekir. Böylece hazineyi onların elinden alırken gözlerinden düşmüş olmazsın ve askerler senin niyetinin doğruluğuna inanarak isteye isteye verirler ellerindeki. Bu sözler pek hoşuna gitti Kuroş'un, çünkü işine giriyordu. Kroysos'a tatlı sözler söyledi ve ne dediyse onu yapmaları için emir verdi adamlarına. Sonra ona şöyle dedi. Madem ki bir krala yaraşır, gönül yüceliğiyle davranıyor ve öyle konuşuyorsun, şimdi sen de şu anda ne istediğin varsa iste benden. Efendim, dedi Kroysos. Tanrılar arasında en çok saygı beslediğim Yunan tanrısına şu zincirleri gönderip sormak istiyorum. Kendisine karşı daima saygı göstermiş olan kimseleri aldatmak diye bir hikmet var mıdır? Bana bunun için izin verilsin. En çok istediğim budur. Kuroş, o zaman Tanrı'ya ulaştırılmasını dilediğim bu sistemi açıklamasını istedi. Kroysos eskilere çıkarak ona bütün olan biteni, Oraklin cevaplarını, özellikle sunduğu armağanları ve tanrısal sözlerin Perslere saldırmak için ona nasıl cesaret verdiğini bir bir saydı ve döktü. Ve yeniden yalvarmakla bağladı sözleri. O Tanrı'yı böyle söverek kılmasını izin vermesi için Kuroş güler yüzlü cevap verdi. Bu dilek Kroysos ve benden istemek fırsatını bulacağın öbür dilekler yerine getirilecektir. Bu olur. Alır almaz Kroysos Delphoi'ye Lidyalılar gönderdi. Onlara şu zincirleri tapınak kapısının eşiğine koymalarını ve Tanrı'dan sormalarını buyurdu. Hiç utanmadı mı diye Orakelleri Kroş'un imparatorluğuna yıkacağı inancını verip Kroysos'u Perslere karşı savaşa tutuşturmaktan. İşte o imparatorluğun yağmasından eline geçen ganimet sadece şu zincirlerdir. Bunu söylerken zincirleri göstereceklerdi. Ayrıca Yunan tanrıları
nankör olurlar diye bir şey var mıdır? Onu da soracaklar. Lidyalıların tapınağı vardır ve görevlerini yerine getirdiler. Pita diyorlar şöyle cevaplarda, alın yazısını bir tanrı bile değiştirmez. Kraysos, Herakles oğullarının bir askeriyken bir kadının ihanetine alet olan efendisini öldüren ve üzerinde hiçbir hakkı bulunmadığı tahtı ele geçiren dördüncü kuşaktan dedesinin yaptığını ödemiş, alın yazısının gereğini yerine getirmişti. Loxias Sardes'in yıkılışını çocuklarının zamanını ertelerek Kraysos'u kurtarmak istemişti. Ama kaderin elinden kurtaramadı onu. Alın yazısı ona neleri uygun gördüyse onu yaptı ama Kraysos'tan kendi hizmetlerini de esirgemedi. Zira 3 yıl süreyle Sardes'in düşüşünü erteledi ve şunu da iyi bilsin Kraysos ki kendisi de belli günden 3 yıl sonra yakalanmıştır. Ayrıca yanacağı sırada imdadına koşan gene Loxias'tır. Oraklin dediklerine gelince Kraysos'un bundan da yakınmaya hakkı yoktur. Loxias ona Perslere saldırırsa büyük bir imparatorluğu yıkmış olacaktır diye haber vermiştir. Eğer doğru düşünebilseydi yeniden adam gönderip sorduracaktı. Bu yıkılacak olan imparatorluk benimki mi yoksa Kroşunki mi diye. Tanrı sözünü anlayamadı. Sonrasını da sormadı. O halde kendisini suçlasın. Bir de son sorusuna verdiği cevapta Loxias ona bir katırdan söz etmedi mi? İşte bunu da kulağa duymadı. Kroş'tu bu katır. Çünkü anası ve babası aynı soydan değillerdi. Anası daha iyi bir soydan geliyordu. Babası ise onun kadar soylu değildir. Ana Medya kralı Astyages'ten inme bir Medya kızıydı. Babası ise Pers hiç layık olmadı halde sahibi ona kadının çatısı altında yaşamasına izin vermiş sıradan bir adamdı. Pitya'nın Lidyalılara cevabı böyle oldu ve onlar da bunu Sardis'e götürdüler. Kraysos'a ilettiler. Bunu duyunca kusurun Tanrı'da değil kendisinde olduğunu itiraf etti. İşte Kraysos imparatorluğunun ve İanyo'nun ilk olarak elden çıkışı böyle oldu. Kraysos'tan Yunanistan'a daha önce sayılardan başka armağanlar da kalmıştır. Boiotia'daki Tibea'da İsmenios Apollon'un ağlamış olduğu altından bir 3 ayak, Efezos'taki altın düveler ve kolonların çoğu, ayrıca Delphoi'deki Pronaos Athenes'ine sunduğu büyük boy altın kalkan. Bu sunular ben geçtiğimde oradaydılar. Öbürleri kaybolmuşlardı. Miletos, Brankos oğullarında da bir söylentiye göre Delphoi'dekiler ayarında ve ağırlığında bağışlar varmış ki onları da Kraysos'a vermiş. Delphoi'dekiler ve Amhipyoros'ta tapınağında olanlar kendi malındandı. Kendi gelirinin birer parçasıydılar. Öbürleri daha kral olmadan kendisine karşı çıkan ve Lidyalıların başına Panteleon'u geçirmek için yardakçılık eden bir düşmanın mallarındandı. Aliettes'in öbür oğluydu bu Panteleon. Kraysos'un ana ayrı kardeşiydi. Kraysos Karyalı bir kadından doğmuştu. Panteleon İonyalı bir kadından. Kraysos babasının isteği gereğince tahta çıkınca kendisine karşı dolaplar çeviren adamı bir tarak makinesinin sivri uçlarında sürükletip öldürmüştü. Ve bu adamın varı yoğu daha önceden adak olarak gösterilmişti. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi yukarıda sayılan sunular için harcanmıştı. Kraysos'un sunuları üzerine artık bir şey söylemeyeceğim.